Merhaba herkese, iyi akşamlar. Orada günlük grafik. En son şurada ben bunun bir videosunu yapmışım. Kasım'ın 5'i falanmış herhalde. Tam kırılmış. Çok da güzel bir grafik. Yani şöyle göstereyim. Kırılıyor. 7.50'ye değil mi bir hareket. Arkadan sert satılıyor. 7.15. Şu anda retest alın 7.15. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra tekrar satılıyor 6 liraya. Tekrar 7.55'e. Şu anda orada takılıyor. Ya genel manada 200 ortalama, şimdi burada şey var, onu söyleyeyim ya, 200 ortalamanın etrafında alınıyor. Dipler bir miktar yukarı gidiyor. Hangi grafiğe benzettim? Bak ben bunu şeye benzettim. Neydi o? Yükselen çelik. Yükselen çeliğin bunun gibi bir grafiği vardı yukarıda. O en sonunda patladı. Hatta fiyatları da benzer. O da böyle 6-7 liralarda uğraşıyordu. 9.50'ye gitti. Hani ona benzer bir şey var. Orada da hep diyordum. Böyle hafif hafif yukarı gidiyor dipler. Burada da öyleyse 200 ortalamanın çok altına bir kırılım gelmiyor. En son 200 ortalamaya geldiğinden beri tekrar alıcı gelmiş. Bakın 7.55'e kadar götürmüş. Yani dikkatimi çeken şey şu. Tabi buradaki gibi sert satılmıyor. Yani volatilite yükselip çok sert satılmamış. Çünkü yukarıda bazen öyle olur. Şuralardaki gibi satışlar çoğu zaman hatta aslında sertçe dönüşler olur. Çok yoğun olur. Burada biraz daha tutunma çabasında. Yani neye bakılır? Tabii 7.55 direnç yani. Bu direncin geçilmesi halinde muhtemelen piyasa artık bir 8-8.30 aralığını dener diye düşünüyorum ben. 7.11, 6.90 bunlar bakılacak ki destek şu anda. 7.11, 7 olarak alabilirsiniz veya doğrudan hani 7 barajı yıkılıyorsa orada tekrar acaba derim ben 6.48'e 6.50 civarlarına geri döner mi diye düşünürüm. Çünkü her takıldığı seferde oraya kadar döndüğünü görüyoruz bakın. Hatta 6'ya kadar hatta uzayan 200 günün altına biraz sarkıyor dediğim gibi. Orası toplama alanı olmuş genelde. Yani toplama alanı da demeyelim. Orada çok gün durmuyor ama bir şekilde piyasa destek olmuş diyelim. Bu yüzden 6.97 bu aralık aşağı yönlü kırılmazsa iyi olur. 7.55 geçerse de 8-8.30 aralığını burada takip ederiz. Yani çok büyük hacim yok. Yani sürekli şuradaki gibi mesela burada daha piyasa kırılım görüyor. Yani burada bakın kırılım geliyor yukarı şeye. Artan bir hacim görüyoruz orada. Bu sefer pek öyle hacimli gittiğini göremiyoruz. Hep söylüyorum çok popülerdi. Yani Orge inanılmaz popülerdi 2020'de. Tabii hissedetler de öyle oluyor. Sonra o popülaritelerini yitiriyorlar. Kaçtan bulunmuş onu da neyse. 65 arası RSI olarak olumlu bir alanda. Yine baktığınız zaman MACD henüz herhangi bir sat kesmemiş. O açıdan gösterge açısından çok şu anda negatif bir durum yok. Hala pozitif bir durumdan söz edilebilir. Bunun dışında anlatılabilecek başka bir şey de yok arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim piyasa 7.55 fiyatlıyorsa özet olarak üstüne artık 8-8.30 aralığı orası da geçiyorsa yeni tepedir. Aynı işte diyorum ya yükselen çelikle de bir miktar benzettim hareketi. Umarım olur. Bir daha oradan sonra yeni tepe arayışına çıkar senet. Yukarı boğa piyasasına. Şu anda aslında boğa piyasası hala burada uzun vade olarak devam ediyor da kısa vade daha güçlü boğa piyasasına gider böyle bir durumda. Umarım böyle bir şey olur. Herkese iyi akşamlar.